Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Dünya gücü Osmanlı'yla yani 1453-1595 yılındaki fetih ve fatih konusuyla karşınızdayız. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın, hız kesmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar hangi konuları göreceğiz dersek 1453 ve 1520 yılları arasındaki yaşanan siyasi gelişmeleri yine 21 yaşındaki delikanlı bir çocuğun İstanbul'un fethi ve fethinin sonuçlarında neler yaptığını ele alacağız. Hadi devam edelim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar siyasi olaylara bakalım yani 1453 ve 1520 yılları arasında neler yaşandı neler gerçekleşti. Şimdi ilk olarak 21 yaşındaki bir delikanlı dedik. Mehmet, ikinci Mehmet. Aydarpaşa garından çıkıp elinde bir varizle ya ben İstanbul alırım ya da İstanbul beni diyecek. İstanbul'un fethi gerçekleştiriyor. Yine unutmuyorsun 1454 yılında Belgrad hariç bütün Sırbistan ne yapıldı? Fethi edildi. Yine 1459 yılında Karadeniz bölgesine hakim olabilmek için Cenevizler'den Amasra alınacak. 1460 yılında Mora Yarımadası'nın fethi gerçekleşiyor. 1461 yılında Sinop ve Trabzon bölgesi yani 1461 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu'na son veriliyor. Yine 1462 yılında Eflak, yine 1463 yılında Bosna ve Hersek bölgesi fethedildi. 1463 ve 1479 yıllarında Venediklerle mücadele edildi ve mücadelenin sonucunda ilk kez Osmanlı Devleti Venediklere imtiyaz verdi. Venedik gemileri Osmanlı karasularında rahatça gezebilirken aynı zamanda Venedikler ilk kez İstanbul'da elçi bulundurma hakkını elde ettiler. Peki Fatih gücün zirvesindeyken neden Venediklere böyle bir şey verdi? Aslında amaç belliydi. Amaç şuydu. Amaç Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek, aynı zamanda da arkadaşlar ticareti canlandırmaktı. 1473 yılında ise Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'la Fatih Sultan Mehmet Ottukbeli mevkisinde karşı karşıya gelir ve Ottukbeli mevkisinde Fatih'in büyük bir zaferiyle sonuçlanır ve doğuda ilk kez büyük çapta top kullanılmıştır. Yine 1474 yılında Karamanoğlu Beyliğine son verilmiştir. Yine arkadaşlar 1475 yılında Gedik Ahmet Paşa komutasındaki ordu Kırım bölgesini fetheder. Ve Kırım'ı fethetmemizle birlikte Karadeniz Türk Gölü haline ne yapmıştır? Gelmiştir. Yine 1476 yılında Boğdan, 1479 yılında Arnavutluk alınmıştır. Fatih'in canı pizza çeker. Mamma mia, hadi otorontaya diyecek ve 1480 yılında İtalya Seferi gerçekleşir. İtalya Seferi'nde ise Fatih Sultan Mehmet o Toronto bölgesi alındıktan sonra kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybettikten sonra Fatih Sultan Mehmet'in iki tane evladı vardır. Bunlardan birisi 2. Beyazıt ve diğeri de Cem Sultan'dır. 2. Beyazıt tahta çıktıktan sonra Cem Sultan der ki abi hayırdır bu tahtı ben hak ediyorum. O yüzden de bu tahta olmayı hak etmiyorsun diyerek Beyazıt'a karşı bir başkaldırı gerçekleştirir. Bu başkaldırıyı gerçekleştirmesi Beyazıt'ın biraz daha sofu ve durgun bir karaktere sahip olması Osmanlı Devleti'ne yükselme döneminde duraklama yaşatacaktır. Cem Sultan Memlüklerden yardım ister ve sonrasında abisine tekrar saldırır. Eyvah! Bir iç sorunken dış sorun haline gelmiştir Cem Sultan olayı. Akabinde Cem Sultan Rodos şövalyelerine yine ardından da Papa'ya sığınmış. Kimi rivayete göre arkadaşlar Papa ona Hristiyan olmasını teklif etmiş ama o arkadaşlar bunu kabul etmemiş. Kahrından öldüğü ya da zehir içip öldüğü söylenir ama bununla ilgili kesin bir bilgiye sahip değiliz. Daha sonrasında ise arkadaşlar İspanya'daki Yahudiler ve Müslümanlar Beyazıt, Beyazıt, bize yardım et, Beyazıt diyecekler ve bunun üzerine Osmanlı donanmaları İspanya'ya doğru yola çıkar ve Yahudileri kurtarma üzerine operasyon düzenler. Ve Osmanlı ülkesine Yahudiler getirilmiş ve Yahudiler Osmanlı devletine ilk matbaayı sunmuşlardır. Yine sonrasında 1511 yılında doğuda Şiiliği yayabilmek için Şahkulu ayaklanması gerçekleşir. Şahkul ayaklanması gerçekleşmesinin sonucunda ise Beyazıt'ın oğullarından bir tanesi olan Selim arkadaşlar babasıyla didişmeye başlar. Babası onun tahta geçmesini istemez. Bunun üzerine Selim bütün kardeşlerini çatır çatır öldürür. Ve sıra babasına gelmiştir ve babasını zorla tahttan indirir. Babasını zorla tahttan indirdikten sonra Beyazıt elini açar ve Selim'e şunu söyler. Kılıcın keskin, ömrün kısa olsun diyecek. Nitekim Selim'in ömrü kısa olacak. Koskoca Osmanlı payitahtında 8 sene kalabilmiş ve sırtında çıkan küçücük bir çıbandan dolayı hayatını kaybetmiştir. Ama 8 seneyi Osmanlı Devleti'ne 80 yılmış gibi yaşatmıştır Selim. Ne yapmıştır peki? Osmanlı Devleti'ne arkadaşlar ilk yapacağı icraatlardan bir tanesi Şiilik propagandasını önleyebilmek için arkadaşlar Safavi Devleti yani Şah İsmail ile çaldıran muharebesini gerçekleştirir. Ve doğudaki böylece Şiilik tehlikesini önlemiş olur. Ardından doğuda Anadolu'da kalan arkadaşlar Dulkadiroğlu Beyliği ile Turna Dağı Savaşı'nı gerçekleştirir. Ve Turna Dağı Savaşı'nı gerçekleştirmesiyle birlikte unutma Anadolu'da Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır diyeceğiz. Biliyorsunuz ki Memlüklerle aramız Cem Sultan'dan itibaren hep bir gergindi. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim Mısır'a doğru sefere çıkar. 1576 ve 1517 yılında dünya tarihi İslam tarihi ve Osmanlı tarihinde büyük değişiklik gerçekleşecektir. Peki ne olacak dersek? Mercidabık ve Ridaniye savaşları sonrasında Memlük İmparatorluğu tarih sahnesinden yıkılarak Osmanlı Devleti halifelik makamını ele geçirmiştir. Osmanlı tarihinde ilk halife Yavuz Sultan Selim olurken aynı zamanda Osmanlı Devleti teokratik bir devlet yapısına kavuşmayı sağlamıştır. Aynı zamanda peygamber efendimizin arkadaşlar kutsal hazineleri İstanbul'a getirildi. İşte e, Hırkay Şerif, Sakalı Şerif, peygamber efendimizin ayak izleri gibi unsurlar İstanbul'a getirilecek. Ve İslam dünyasının yegane lideri artık Ottoman Empire'dir. Yani Osmanlı Devleti olacak. Şimdi arkadaşlar geldik İstanbul'un fethine. Yani o... Osmanlı Devleti dünyanın liderliğini almaya başladığı serüven nasıl başladı? 12 yaşındaki Mehmet biliyorsunuz ki Osmanlı tarihinde tahta küçük yaşta çıkmıştı. Haçlılarla imzalanan Edirne Segedin anlaşmasını bozan Haçlılar Varna'da Haçlı ordularıyla Haçlı ordularıyla Osmanlı orduları karşı karşıya gelir. Ve Mehmet bir mektup kalebi alır. Ey Sultanlar Sultanı Murat ben ki Osmanlı padişahıysam sana emrediyorum. Gel ordunun başına geç. Lakin sen Osmanlı padişahıysan gel tahtın başına geç diyecek. Mehmet bu mektubu yazdıktan sonra Murat tahtı tekrar ele geçirmiş ve 12 yaşındaki Mehmet tahttan tekrar inmiştir. Tarih sahneleri 1444 yılını gösterdiğinde 2. Murat hayatını kaybeder. İkinci Murat hayatını kaybettikten sonra 21 yaşındaki delikanlı bir çocuk olan Mehmet tahta çıkmıştır. Tahta çıktığında tek bir hedefi vardır. Dedem Yıldırım Beyazıt'ın kuşattığı, babam 2. Beyazıt'ın denizden kuşattığı İstanbul'u almaktı. Çünkü ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni demiştim. Şimdi peki İstanbul'u fethetmek istemesinin sebepleri nelerdi? Hangi amaçlardan dolayı fethetmek istedi? Birincisi devletin toprak bütünlüğünü sağlamak isteyecek. Çünkü Bizans Rumeli ile Anadolu arasındaki arkadaşlar köprü vazifesinde. Yani bir nevi arkadaşlar bu durumu Bizans kesmekteydi. Yine İstanbul'un jeopolitik ve coğrafi konumu bizim için ve Osmanlı tarihi için önemliydi. İstanbul'un tarihi, ticari, askeri ve stratejik açıdan önemli bir merkez olması yine İstanbul'un fethedilmesinin cazip unsurlarından bir tanesiydi. Mehmet yine arkadaşlar boğazları ele geçirerek İpek yolunun denetiminin Osmanlı'ya geçmesini istemiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz bir gün sahabeleriyle otururken şöyle bir hadisten bahsediyor. Diyor ki İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan. Önü fetheden askerler ne güzel askerler diyecek. Yani peygambere nail bir arkadaşlar komutan olmak isteyecek Mehmet. Peki Mehmet bunlar için İstanbul'u fethetmek istedi. Peki fethi için hangi hazırlıkları yaptı? Mehmet dedi ki dedem Yıldırım Karadan babam 2. Murat ise denizden kuşattılar. Ama o bir hataydı. Ben hem denizden hem de karadan kuşatacağım. O yüzden de sizin hem donanmanızın hem de ordunuzun güçlü olması gerekmekteydi. O yüzden de Mehmet hazırlıklarını ona göre hazırladı. İlk olarak Bizanslılara ve Sırplara bazı tavizler verildi. Venedik'te yapılan anlaşma yenilenirken Macarlarla 3 yıllık bir mütakere yapıldı. Niye bu kadar imtiyaz verdi Mehmet? Tek bir hedef vardı. Tek bir hedef İstanbul'un fethiydi. O yüzden de hem doğudan hem de batıdan gelecek engelleri ortadan kaldırmaktaydı. Maazallah eğer İstanbul'un fethi sırasında doğudan ya da batıdan bir tehlike gelseydi kuşatmayı yarım bırakmak zorunda kalabilirdi. Bugün İstanbul'a gittiğinizde Rumeli Hisarı diye adlandırdığımız efsane bir hisar sizi karşılamakta. Mehmet döneminde ise tam tamına büyük devasa bir Rumeli Hisarı yaptırılır ya da diğer ismine siz buna boğaz kesen hisarı deriz. Peki hisar niye yaptırılır? Bizans'a gelecek yardımları ne yapabilmek için? Engelleyebilmek için. Yine Bizans'ın büyük surlarını aşabilmek için tekerlekli arkadaşlar okçu kuleleri yaptırmıştır. Yine arkadaşlar Bizans'a gelebilecek yardımları önleyebilmek için Edirne'de hazır bir ordu bulundurmuştur. Yine hem karadan hem denizden dedik. Denizlerde de güçlü olmak gerekmekteydi. 400'e yakın arkadaşlar Kadırga adı verilen donanma hazırlattı. Karamanoğullarına imtiyazlar verildi. Çünkü Karamanoğulları doğuda başımıza bela olmamalıydı. Yine dünya tarihini değiştirecek ve dünya tarihinde yıkılamaz denilen büyük surların yıkılabileceği anlaşılacağı büyük bir top olan Şahi neyini döktürecek? Topunu döktürmüştür. Çünkü bu toplar... Büyük surların yıkılabileceğini dünyaya göstermiştir. Peki Bizans'ın eli armut mu toplamaktaydı? Hayır. Bizans ise bununla ilgili hazırlıklar yaptı. Surlar ve kaleleri tekrardan hızlı bir şekilde tamir ettirdi. Yine arkadaşlar Grajuva adı verilen ya da tabiri caizse Rum ateşi diye bilinen arkadaşlar ee, toplar döktürdü. Şimdi bu topun şöyle bir özelliği var. Bir tane taş var arkadaşlar. Taşın adını hatırlayamadım. Bu taş, taş yanabiliyor. Şimdi yanan taşa ne dökersiniz? Siz su dökersiniz. Abi suyu döküyorsunuz da daha da çok ateşleniyor bu. Ama kimse Allah'ını seven toprak atsın demedi. Yani bu asmanı donanmaları için büyük sıkıntıydı. Yine Avrupalı devletlerden yani Papa'dan yardım istendi. Papa dedi ki ya yeter dedi ya. Sen dedi bir kere Ortodoks mezhebindensin. Ben ise dedi Katolik sürekli sana ne için yardım edeceğim? Tek bir şartım var. Ortodoks kiliselerini kapatacak, onları Katolik kiliselerine bağlayacaksın. Böylece yardım ederim sana diyor. Ayasofya'da bir ayin düzenlenir. Ayin düzenlendiği sırada Ortodoks ruhani lideri Patrik ise şu sözü söyler. İstanbul'da Haçlı kavuğu görmektense Müslüman sarığı görmeyi yeğlerim. E bunlar aynı dinden ama niye böyle bir şey söylemiş? Aslında tarihler 4. Haçlı Seferi'ni gösterir. 4. Haçlı Seferi'nde Haçlılar İstanbul'a gelmiş. Bizanslılar mutlu bir şekilde kapıları açmıştır. <laughs> Lakin Haçlılar arkadaşlar İstanbul'u yakıp yıkıp yağmalamıştır. Ve bu dönemdeki Patrik bunu unutmamış ve diyecek ki Tekrardan aynı şeyi ne yapabilir? Olabilir. Yine Halicez devasa bir zincir çekilmiştir. Yani Osmanlı donanmasının geçmesine yapılmaya çalışılır engellenmeye çalışılır Tabii ki arkadaşlar bunun içinde Halice devasa zincirler çekilir Fatih Sultan Mehmet hazırlıklarını tamamladıktan sonra 6 Nisan 1453 tarihinde kuşatma emrini vermiştir ama İstanbul'la ilgili sonuçlar bir türlü alınamaz Savaş sadece insanların arkadaşlar bölgeyi fethetmesiyle değil bir nevi psikolojik harptir. Zaman ilerledikçe Mehmet'in sinirleri bozulmaya başlar. Bir gün çadırına kapanır ve Fatih'in akıl hocası Akşemseddin çadıra girer. Mehmet ne oldu diye sorar. Mehmet hoca bir türlü alamıyorum ne yapacağımı şaşırdım ordunu bile morali bozuldu der. Takip etmeni der. İki askeri alırlar ve bir yeri kazmalarını isterler. Orayı kazarlar ve sonrasında Eyüp el Ensari yani tabiri caizse sizin bildiğiniz Peygamber Efendimizin soyundan gelen ilk sahabelerden olan Eyüp Sultan'ın mezarı bulunur. Ordunun morali yerine gelmeye başlamıştır. Fakat İstanbul hala düşmemiştir. Nitekim bu dönemde Haçlı donanması Osmanlı karasularında çatır çatır ilerlemektedir. Bu dönemdeki komutan arkadaşlar Haçlı ordusuna karşı bir manevra yapsa da başarı sağlayamayacak. Mehmet öyle bir sinirlenir ki denizini atı denize sürer. Yakın onları diyecek. Ama Haçlı donanması Bizans'ın sularına girmiştir. Mehmet şu kararı verir. Madem denizden gidemiyorum ben de gemileri karadan yürütürüm. Hatta çok güzel bir Mehter Mavcımız var ya. Yelkenler biçilecek. Yelkenler dikilecek. Demiştik. İşte o yelkenler bugün İstanbul'da Tophane'den arkadaşlar Halice 42 parça ya da 72 parça olduğumuzu düşündüğümüz donanma bir gecede arkadaşlar Halice indirilmiştir. Bizanslar sabah bir gördüğünde Yardıma gelen haçlı donanmasının yandığını görür. Ama İstanbul hala düşmemiştir. İstanbul hala düşmemiştir. O yüzden de Mehmet'in iyice psikolojisi bozulmaya başlar. Daha sonrasında arkadaşlar Tabii ki Bizanslı kahinlerin anlatımı şu şekildedir. 28 Nisan akşamında İstanbul'da kanlı bir dolunayın gerçekleştiğini, Ayasofya'dan ışıkların saçıldığını ve Ortodoksların koruyucusu olduğuna inanıldığı Meryem Ana'nın Ayasofya'yı terk ettiği düşüncesi vardır. Hatta İstanbul'u kuran 1. Konstantin'dir. Yine aynı hükümdar ismiyle İstanbul düşecektir. O dönemdeki hükümdar ise 12. Konstantin'dir. Müslümanlara göre de Ayasofya'nın yörünün Kabe'ye döndüğünü ve arkadaşlar böyle bir durumun gerçekleştiği düşünülür. Günlerden 29 Mayıs 1453'tür. Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'in çadırına hızlı bir şekilde girer ve şöyle söyler. Ey hoca peygamberin müjdelediği adamın benim olduğumu söylemiştin ama hala İstanbul düşmedi senin kelleni almamak için bana bir sebep söyle diyecek. Akşemseddin o esnada namaz kılmaktadır. Selamını verir ve İstanbul'un fethi hayırlı olsun evlat diyecek. Mehmet çadırdan dışarı bir çıkar. Ulubatlı Hasan'ın göklere arkadaşlar neyi çektiğini görürüz? Osman sancağını çektiğini görürüz. Yani o yelkenler biçilmiş Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta oldunuz. 29 Mayıs 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girecektir. Ve askerlerine şunu söyler. İstanbul benim içindekiler sizindir. Normalde yağma geleneği 6 gün ya da 7 günle sınırlıdır. Mehmet bunu 3 günle sınırlı kılar. Çünkü İstanbul dokusuna zarar gelmesini istemez. Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmet unvanıyla bir nevi İstanbul'a girer ama bir nevi aslında Peygamber Efendimizin Medine'yi fethettiği gibi bir giriş yapmıştır. Ayasofya'daki sığınan halka kalkın ben sizin Kaiser Rum'unuzum yani Roma'nın veliahtıyım. Dün dininizi nasıl yaşadıysanız bugün de aynı şekilde yaşayacaksınız. Ey Hristiyan halk, ey Ortodokslar, Ortodoks mezhebini tekrardan açıyor. Ermeniler ayrı bir Ortodoks mezhebi, Rumlar ise ayrı bir Ortodoks mezhebi açabilirler. Mehmet niye böyle bir şey yaptı? Hoşgörülüydü ama aslında ki plan farklıydı. Bir şeyi ne kadar çok bölerseniz o kadar çok arkadaşlar birleştiremezsiniz. Mehmet'in aslında buradaki amacı evet bir hoşgörüydü ama aynı zamanda da Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemekti. Nitekim bu anlamda da Mehmet başarılı olmaya başlayacak. Peki İstanbul'un fethinin Türk tarihi açısından önemi neydi? 1. Osmanlı, Anadolu ve Rumeli'deki toprak bütünlüğünü artık sağlamıştı. Boğazların egemenliği tamamen Osmanlı Devleti'ne geçmişti. Artık Edirne'de bulunan başkent Osmanlı'nın yıkılana kadar merkezi haline gelecek dünyanın incisi diye kabul edilen başkent İstanbul olmuştu. Hatta tabii ki artık o dönemde İstanbul denmiyordu. Konstantin deniyordu. Ve sonrasında ismi İstanbul, İstanbul, İstanbul gibi isimlerle anılmaya başlandı. Yani İstanbul, İstanbul şehri ismiyle söylenmeye başlanacak. Yine arkadaşlar Osmanlıların İslam dünyasındaki saygınlığı artmıştır. Niye? Çünkü artık peygamberin müjdelediği adam Mehmet oldu. Artık Osmanlı Devleti kuruluş sürecini tamamlayarak yükseliş sürecine geçti. Ve artık kuruluşta bir devlet haline gelen o devlet artık bir imparatorluk statüsüne kavuştu. Ticaret yolları İpek yolu ve Kaderiz ticaret yolu Türklerin eline geçti. Mehmet artık Fatih ünvanını aldı. Yine Fatih kendisini Roma İmparatorluğu'nun tek varisi sayarak Kaiser Rum ünvanını kullanmaya başladı. Dünya tarihi açısından ne oldu? yıkılamaz denilen artık Bizans tarih sahnesinden yok olup gitti. Yine büyük toplar yani şahi topları sayesinde yıkılamaz denilen surların yıkılabileceği anlaşıldı. Ve feodalite diye adlandırdığım sistem sona erdi. Bir çağ açtık bir çağ kapattık. Orta çağ kapandı yeni çağ açıldı. Avrupalılar ilk kez İstanbul'da elçikler açılmaya başlanacak. Yine arkadaşlar yine arkadaşlar toplarla güçlü surların yıkılabileceğinin görülmesiyle derebeylikler yıkılmış ve mutlak krallıklar güçlenmeye başlanmıştır. Ticaret yolları Müslümanların ellerine geçmesiyle birlikte Avrupalılar yeni yollar aramak mecburiyetinde kaldı. Yani coğrafi keşifler başladı. Coğrafi keşifle Avrupalılar Amerika'yı diye içine çekmeye başladılar. Dili gibi sömürdüler. Amerika'nın patatesini, domatesini, kakaosunu, vanilyasını Avrupa'ya taşıdı. Altını, gümüşü Avrupa'ya taşıdı. O fakir Avrupa bir anda zenginlemeye başladı. Zengin adam düşünür kardeşim. O yüzden kafada ampul yandı. Ve Avrupa'da Rönesans hareketleri başlayacak. Rönesans'ın yanı sıra yine kilisenin bunları kandırdıklarını gördü ve reform hareketleri başladı. Dünya tarihi açısından İstanbul'un fitreti böyle bir şeydi. Peki fetihle gelen teşkilatlanmadan bahsedelim. Mehmet neler yaptı? Hangi yerleri? Mehmet durdu mu? Hayır. Bir süper Mario gibi bir sağ bir sola bir sağ bir sola dedi. Durmadı Mehmet. Belgrad dışında bütün Sırbistan bölgesi fethedildi. O zaman Mehmet'in karada alamadığı yer neresidir dersem Belgrad. Daha sonrasında 1461 yılında Moran Yarımadası, 1462 yılında Eflak, 1464 yılında Bosna ve Hersek, yine 1476 yılında Boğdan bölgesi fethedildi. 1479 yılında Arnavutluk bölgesi 1479 yılında arkadaşlar yine Amasra 1460 yılında Candaroğulları yıkılarak Sinop 1461 yılında Trabzon İmparatorluğuna son verilerek e, Trabzon yine 1466 yılında Karamanoğulları'ndan Konya ve Karaman bölgesi alındı. Alındı ama sınırları genişlettiniz. Abi sınırları genişlettiyseniz merkezi otoriteniz sıkıntıya girmeye başlar. O zaman sizin ne yapmanız lazım? Teşkilatlanma yapmanız gerekiyor. Peki neler yaptı Mehmet? Unutmayın Mehmet'le ilgili teşkilatlanma sorusu gelirse bunun cevabı %99 merkezi neyi sağlamaktır? Otoriteyi arkadaşlar sağlamak olarak ne yapacaksınız bileceksiniz. Yine 1473 yılında Ottukbeli Savaşı'nda Akkoyunlu hükümdarı Uzun Asan'ı ortadan kaldırmış ve Doğu Anadolu'nun güvenliğini ne yapmıştır sağlamıştır diyoruz. Yıldırım gibiydi durmuyordu. Yine Karadeniz ticaret yoluna tamamen hakim olmak isteyen Fatih, Gedik Ahmet Paşa komutasındaki orduyla 1475 yılında Kırım'ı fethetti. Peki Kırım'ı almam neydi? Kırım artık alınmasıyla bakın arkadaşlar Karadeniz tamamen ne gölü haline geldi? Türk gölü haline geldi. Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti'ne bağlandı ve Karadeniz'de Ceneviz Limanları Osmanlı bölgesine geçmiştir. Ve İpek yolunun denetimi tamamen kimlerde artık? Türklere ne yaptı diyoruz arkadaşlar geldi bak sınırları genişlettin teşkilatlarını zayıflamaya başladı Mehmet durur mu yapıştırdı teşkilatlanmayı Osmanlı tarihinin arkadaşlar ilk kanunnamesini yaptı neydi bu kanunnameyi Ali Osman dört tane unsur yasallaştırdı dedi ki devletin bekası için kardeş katli vaciptir gerektiğinde kardeşini öldürebilirsin İki, padişah tahta çıktığı zaman kapı kullarına culus dağıtacaktır dedi. 3. Şehzadeler eğitimlerini tamamlayabilmek için sancaklara çıkacaktır dedi. 4. Haksız kazanç elde eden devlet adamlarının mallarına el konulacaktır dedi. Ve haksız kazanç dediği kavlandırdığımız ve müsaadele usulüyle mallarına el konulan ilk kişi kim olmuştur dersek Çandarlı Halil Paşa olacak. Yine Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar ilk altın parasını yine verasette büyük bir değişiklik yapmıştır. Diyecek ki ülke sadece padişahın malıdır. Aynı zamanda divanı artık padişah değil sadrazam başkanlık edecektir. Amaç ne? Amaç şuydu. Merkezi otoriteyi güçlendirmekti. Aynı zamanda arkadaşlar bilmem gereken nedir dersek İstanbul'a devasa bir saray yapar. Bu saray ise Topkapı Sarayı olacaktır. Ve Osmanlı Devleti'nin yönetildiği en büyük merkez haline gelecektir Topkapı Sarayı. Yine arkadaşlar Rönesans'ı da takip eden bir insandı Fatih. O dönemde İtalyan ressam Bellini'ye kendi portresini çizdirmiştir. Ve Osmanlı tarihinde kendi portresini çizdiren ilk Osmanlı padişahı olacaktır. Mehmet 21 yaşındaydı ama çok delikanlı bir çocuktu. Çünkü 7 tane dili bilen devasa bir mühendislik bilgisine sahip bir kişiydi. Çünkü rivayete göre dünyada ilk havan topu projesini çizen kişi Fatih Sultan Mehmet'tir. Geldim yine arkadaşlar bu dönemde Osmanlı Devleti'nin ilk medreselerinden kabul edilen Sahni Seman medreselerini ne yapmıştır? Açtırmıştır diyeceksiniz. Yani bir kızıl elmamız vardı. Bu kızıl elma neydi? Roma'yı fethetmeyi ve kızıl elmayı ulaşmayı hedefliyordu. Bu Kızıl Elma ile birlikte Gedik Ağmaş emirsindeki ordu İtalya'ya sefere gitti ve Otranto'ya alarak 500'e kadar asker yerleştirdi. Ama 1481'de Fatih'in ölümü Osmanlıları daha fazla ileri gitmekten alıkoydu ve Otranto'da kalan 500 Osmanlı askeri kaleyi Napoli krallığına terk etmek zorunda kaldı ve arkadaşlar böyle bir durum gerçekleşti. Fatih ve Fetih bugün bunu gördük arkadaşlar. Mehmet'in neler yaptığını, hangi çalışmaları gerçekleştirdiğini birlikte ele aldık. Şimdi her zaman yaptığımız gibi size mükemmel bir ödüllü soru gönderiyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, iyi çalışmalar diliyorum.